Amerika'ya K1 vizesiyle geldim. 2,5 yıl evli kalıp green card almadan boşandım. Kendi başıma green card sürecini devam ettirebilir miyim? Boşandığım kişi acaba benden herhangi bir maddi talepte bulunabilir mi? Türkiye'ye dönmek istesem bana bir sorun yaratabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum bu değerli takipçimizin belirtmek istediği nokta kendisi nişanlık vizesiyle Amerika'ya gel gelmiş olması ve nişanlık vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra evlilik yapmış durumda. Yani evlenmiş durumda. Fakat herhangi bir green card başvurusu yapmadan ve almadan eşiyle olan e, sorunlarından dolayı boşanmış durumda. Eğer durum bundan ibaretse şimdi öncelikle tabii nişanlık vizeleriyle Amerika'ya girişlerde kişiler e, evlenecekleri eşiyle ancak yeşil karta gidebilme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla nişanlık vizesiyle gelen kişilerin başka türlü statüye geçiş noktasında çok sınırlı ve fazla önlerinde imkanları olmuyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Siz green card sürecinizi tek başınıza ancak belki eşinizin ise kötü muamele yapma ihtimalinde yapabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Yoksa bunu tek başınıza devam ettirme durumunuz mümkün olmayacak. Ve boşandığınız kişinin sizden herhangi bir maddi talepte bunu bulunamayacağını sormuşsunuz. Zaten boşanma gerçekleştiği için herhangi bir maddi talepte bulunacak olsaydı eski eşiniz bunu boşanma sırasında yapıyor olması lazımdı. Ve dolayısıyla boşanma sürecinde herhangi bir maddi talep istenilmediği için dolayısıyla maalesef artık boşanma gerçekleşmiş durumda. Ve dolayısıyla sizden bundan sonra herhangi bir maddi talepte bulunması mümkün olmayacak. Son sorunuza geliyorum. Türkiye'ye dönmek isterseniz bir, bir sorun olur, yaratır mı diye sormuşsunuz. Yok. Eğer Türkiye'ye dönmek isterseniz herhangi bir sorunla karşılaşmadan ülkenize yani Türkiye'ye geri dönüş yapabilirsiniz. Ve özet olarak şunu söyleyeyim. Genelde bu K vizesiyle gelenler, nişanlık vizesiyle gelenler başka türlü vizeye geçmeleri maalesef çok kolay mümkün olmuyor. Geliş amaçlarına uygun olarak evlenmiş olmaları ve eşlerin üzerinden de yeşil kart başvurularının yapılıyor olmuş olması önemli kriterlerden ve yerine getirilmesi gereken durumlardan bir tanesidir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.